Merhaba arkadaşlar, yine 3 tane süper soru çözümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz YouTube'daki topluluk bölümünde denemeler, LGS denemelerin PDF'lerini paylaşıyorum. Abone olup bildirimleri açarsanız oradan paylaştığım denemelerden anında haberdar olacaksınız arkadaşlar. Şimdi fazla vakit kaybetmeden hemen soru çözümlerimize geçelim. Birinci sorumuz arkadaşlar LGS Powerful soru bankasından bir soru. Hemen sorumuzu bir okuyalım. Çok güzel bir soru. Aşağıda Uğur, Emre ve Hakan'ın matematik dersinde her biri dörder seçenekli olan 6 soruya verdikleri cevaplar optik form üzerinde gösterilmiştir. Bu Uğur'un cevapları, Emre'nin cevapları, Hakan'ın cevapları. Uğur, Emre ve Hakan'ın doğru cevaplarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Herkes 3. ve 6. soruyu doğru, 4. ve 5. soruyu yanlış cevaplamıştır. Uğur ve Hakan'ın doğru cevaplarının sayısı 3, Emre'nin doğru cevaplarının sayısı ise 2'ymiş. Buna göre aynı sınava giren Esma'nın optik formu aşağıdakilerden hangisi olursa bu optik formdan rastgele seçilen bir soruya doğru cevap vermiş olma olasılığı 2 bölü 3 olur denmiş. Soruyu önce bir durduralım arkadaşlar. Önce kendiniz bir çözmeye çalışın. Sonra benim çözümüme geçersiniz. Benim çözümümde ben sorulan şeye odaklanıyorum. Bu 4 tane optik formdan bir tanesi Esma'nın optik formuymuş. Ve bu optik formdan bir soru seçecekmişiz. Seçtiğimiz sorunun doğru olma ihtimali 2 bölü 3 olmalı diyor. Öyleyse bir olasılıkta paydaya toplam durum sayısı yazılır. Burada 6 soru var. 6 sorudan bir soruyu seçeceğiz ve doğru olması isteniyor. Öyleyse yukarıya da doğru soru sayısı yazılır. Ve bu durumda cevabın 2 bölü 3 çıkması isteniyor. 2 bölü 3 demek zaten 4 bölü 6 demek. Ben bunu 2 ile genişletirsem. Demek ki arkadaşlar doğru cevap sayısı Esma'nın 4 olmalı ki seçtiğimiz bir sorunun doğru olma olasılığı 6 bölü 4 olsun. Yani 2 bölü 3'e eşit olsun. Tamam, önce buna karar verdim. Esma'nın optik formunda 4 tane doğrusu olmalı. Bunun için bana cevap anahtarı lazım. İşte bu verilen yukarıdaki bilgilerden bu 6 sorunun cevap anahtarını ben çıkaracağım şimdi. Ben 6 soruyu buraya yazıyorum. Ve şimdi bu bilgileri okuyarak cevap anahtarını çıkartmak istiyorum. 3. ve 6. soruyu herkes doğru cevaplamış. Bakıyorum herkes 3. soruyu B işaretlediğine göre. Demek ki 3. sorunun doğru cevabı B. 6. sorunun doğru cevabı da bakıyorsunuz hepsi A işaretlediği için A olmalı. Sonra herkes 4. soruyu ve 5. soruyu yanlış cevaplamış. 4. sorulara baktığımda bu A işaretlemiş, bu B işaretlemiş, bu C işaretlemiş. Demek ki 3'ü de yanlış olduğuna göre 4. sorunun doğru cevabı D olmalı. 5. soruyu da herkes yanlış cevaplamış. Bu C işaretlemiş, bu B, bu da A. Öyleyse 5. sorunun cevabı da D olmalı. Şimdi geriye arkadaşlar 1 ve 2. soruların doğru cevaplarını bulmak kaldı. Şu bilgiyi kullanmadık. Bu bilgiyi bir okuyalım. Uğur ve Hakan'ın doğru cevaplarının sayısı 3. Şimdi Uğur baktığımızda 3 ve 6'yı zaten doğru cevaplamıştı. 4 ve 5'i yanlış cevaplamıştı. Şimdi doğru cevap sayısı 3 ise demek ki bu iki sorudan birini doğru cevaplayacak ama hangisi doğru bilmiyoruz. Hakan'ın doğru cevap sayısı 3. Zaten o da 3 ve 6'yı doğru cevaplamıştı. 4 ve 5'i yanlış cevaplamıştı. Demek ki Hakan'ın da 1 ve 2. sorulardan bir tanesi doğru. Şuraya yazalım, bir tanesi doğru. Bunun da bir tanesi doğru. Sonra şu bilgiye geçelim. Emre'nin doğru cevaplarının sayısı 2. Emre de 3 ve 6'yı doğru cevaplamış. 4 ve 5'i yanlış cevaplamıştı. Doğru cevap sayısı 2 ise demek ki 1 ve 2. soruları da yanlış cevaplamış. İşte şimdi arkadaşlar buradan şunu söyleyebiliriz. 2. sorunun cevabı A değil demek ki yanlış cevapladığına göre. İkinci soruyu o zaman Uğur da yanlış cevaplamış A dediğine göre. Demek ki Uğur'un birinci sorusu doğru. Demek ki buradan da birinci sorunun D olduğunu anlıyoruz. Geçiyoruz Hakan'a. Hakan da bu iki sorudan birini doğru cevaplamıştı. Birinci sorunun cevabı D olduğuna göre demek ki Hakan'ın birinci sorusu yanlış. Onun da ikinci sorusu doğru. İkinci sorunun doğru cevabının C olduğunu anlıyoruz. Şimdi bakalım bu 4 tane şıktan hangisinin doğru cevap sayısı 4 onu bulacağız. Şimdi bakalım A şıkkında. 1D, evet bakıyoruz, bakın şurayla karşılaştırıyorum doğru cevaplara bakarak. Kaç tane doğrusu var? İkinci sorusu yanlış. Üçüncü sorusu doğru. 4 ve 5 doğru. Altıncı sorusu yanlış. Bakın 4 tane cevabı var. Öyleyse buradan seçtiğimiz bir sorunun doğru olma ihtimali 6'da 4, yani 2 bölü 3'ü veriyor. Demek ki Esma'nın optik formu A seçeneğinde verilmiş diyeceğiz. Diğer şıkları da incelememize gerek kalmadı. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz arkadaşlar. Mozaik birinci dönem dörtlü denemesinden bir soru. Yine güzel bir soru, farklı bir soru. Soruyu bir okuyalım önce. Uzunluğu 88 kilometre olan hızlı tren güzergahının hem geliş hem gidiş tarafına birden fazla durak yapılacaktır. Durakların yapılmasına izlenecek yol aşağıdaki gibidir. Güzergahın başı ve sonu durak kabul edilmez. Gidiş yönündeki durakların başlangıç ve bitiş noktasına olan uzaklığı ile her bir durak arasındaki uzaklık eşit.
ve kilometre cinsinden tam sayıdır. Geliş yönündeki durakların başlangıç ve bitiş noktasının uzaklığı ile her bir durak arasındaki uzaklık eşit ve kilometre cinsinden tam sayıymış. Geliş yönündeki ve gidiş yönündeki duraklar karşılıklı olmamalıdır. İşte burası güzel, farklı yani. Buna göre bu hızlı tren güzergahına toplam yapılacak durak sayısı en az kaçtır denmiş. Yine soruyu durduralım arkadaşlar. Önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Bakalım ne yapacaksınız. Ondan sonra da benim çözümüme geçelim. Şimdi benim çözümümde soruyu anlayabilmemiz için, kafamıza daha iyi canlanması için bir gidiş yolu, bir de dönüş yolu çiziyorum. Bunların uzunlukları eşit ve ikisi de 88 kilometre. Onu bir yazalım. Şimdi ben buraya eşit uzunlukta duraklar yerleştireceğim. Eşit uzunlukta duraklar yerleştireceksem tabii baş noktalarına durak yerleştirilmeyecekmiş, onu da söyleyelim. O zaman iki durak arasındaki mesafe arkadaşlar 88'i bölen bir sayı olmalı. Bu da hemen aklıma 88'in çarpanlarını getiriyor. 88'in çarpanları nelerdir? Önce bir inceleyelim. 88'in çarpanları 1 çarpı 88 olabilir. Başka ne var 88'in çarpanları? 2 çarpı 44, 4 çarpı 22, 8 çarpı 11. Öyleyse ben mesela ikişer metre aralıklarla durak yerleştirebilirim. Dörder metre aralıklarla durak yerleştirebilirim. Fakat soruda bakın ince noktalar var. Bunlardan bir tanesi durak sayısı birden fazla olacakmış. Öyleyse arkadaşlar 88'i alamam. Çünkü zaten 88 metre aralıklarla durak olmaz. 44'ü alırsam bir tek ortaya durak yapabilirim. O da durak sayısı birden fazla olacağı için o da olamaz. Demek ki 88 ve 44'ü eliyorum. Şimdi gelelim sorudaki en önemli ince noktaya. Geliş yönündeki ve gidiş yönündeki duraklar karşılıklı olmamalıdır diyor. Öyleyse arkadaşlar iki durak arasındaki mesafenin ortak katı 88'den büyük olmalı. Örneğin 4 ve 8'in ortak katı 8. Dolayısıyla bunlar 8. metrede karşı karşıya gelir. Yani 4 ve 8'i seçemem. Mesela 11 ile 4'ü seçersem, buraya 11 metre aralıklarla durak diksem, buraya da 4 metre aralıklarla durak dikersem bunların ortak katı 44. 44 de karşı karşıya gelir. Öyleyse benim seçeceğim iki sayının ortak katı mutlaka 88 veya 88'den büyük olmalı. Hangilerini seçersek olabilir? Mesela 22 ile 8 seçilebilir. 22 ile 8'i seçtiğimde ikisinin ortak katının 88 olduğunu görüyorum. Yani bunlar karşı karşıya gelmez. Peki 22 metre aralıklarla durak yaparsak yukarıda kaç durak yapar? Onu da şöyle bulabilirsiniz. 88'i 22'ye bölersiniz. Normalde 4 bölme yapar ama buradan 3 durak çıkar arkadaşlar. Nasıl? Şöyle bakın 88'i 22'ye böldüğümüzde 4 bölme. Başlangıca durak yerleştirmiyoruz. Sona da durak yerleştirmiyoruz. Dolayısıyla 3 tane durak yapar. Bir de 8'er metre aralıklarla durak yapacak olursak buradan da 11 bölme yapar. Ama başa ve sona durak yapmayacağımız için buradan da 10 tane durak çıkacaktır. Buraya da 10 durak çıktı. Dolayısıyla durak sayısı ne oldu arkadaşlar? 13 yapmış oldu. Peki daha az olabilir mi? Burada da arkadaşlar başka 4 ve 11'i seçebiliriz. Ama bunların da ortak katı 44 yapıyor. Yani 44. metrede karşı karşıya gelmiş oluyorlar. 8 ile 11 seçilebilir. 8 ile 11'i seçersek ise bu durumda da durak sayısı daha fazla olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız 13 olmalı. Şimdi arkadaşlar bazen yorumlarda şöyle ifadeler geliyor. Ben soruyu daha kısa sürede çözdüm. Hocam siz 3 soruyu 10 dakikada çözdünüz. Biz nasıl yetiştireceğiz falan gibi. Tabii ki arkadaşlar ben soruları açıklayarak çözüyorum. Bundan dolayı uzun sürmesi gayet normal. Kimseye anlatmadan ben de çözsem çok daha kısa sürede sorular çözülebilir. Şimdi geçelim hemen 3. sorumuza. 3. sorumuz arkadaşlar benim çıkabilecek sorular LGS 5. denememden yine güzel bir soru. Soruyu önce bir okuyalım. Soruda ne diyor? Yukarıdaki merdiven eş küplerden oluşturulmuştur. Yukarıdan bırakılan topun yuvarlanabilmesi için merdivenin basamaklarına bir ağaç parçası uzatılmıştır. Topun yarı çapı 6 santim ve topun ağaca değdiği son ana kadar 3 tam tur attığı bilindiğine göre küplerin bir kenar uzunluğu hangi iki tam sayıya daha yakındır denmiş. Yine güzel orijinal bir soru. Önce durduralım videomuzu. Kendimi çözmeye çalışalım. Sonra da benim çözümümü izlerseniz daha faydalı olacaktır. Şimdi benim çözümüm de şu şekilde arkadaşlar. Önce şöyle bir strateji geliştiriyorum. Bana şunun uzunluğunu soruyor değil mi? Küpün bir kenarını soruyor. Küpün bir kenarını bulabilmem için de şurada bakın bir bilgi vermiş. Küpün bir kenarının kök 2 katıymış şurası. Öyleyse ben bu çubuğun uzunluğunu bulursam toplam uzunluğunu 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölerek şunlardan bir tanesini bulurum. Sonra bu bilginin ışığında da bir kenarı bulabilirim. Öyleyse ilk yapmam gereken çubuğun uzunluğunu bulmak. Peki çubuğun uzunluğunu nereden bulacağım? Bakın yarıçapı 6 santim olan bu daire bu çubuk üzerinde 3 tam tur atıyormuş. Öyleyse bu dairenin çevresinin 3 katı uzunluğunda dairenin çevresini bulmak için hemen 2 pi r formülünü kullanıyorum. 2 çarpı pi çarpı r. Pi 3 alnız demiş. Yarıçapta 6 olduğuna göre demek ki
36 santimmiş çevresi. Öyleyse çubuğun uzunluğu dairenin çevresinin 3 katına eşit. Yani 36'yı 3 ile çarpıyorum. Buradan da çubuğumuzun uzunluğunu 108 santim bulmuş oluyoruz. Çubuğumuz 108 santim ama burada bakın 6 tane bölme var. Bir bölmeyi bulabilmek için de 108'i 6'ya bölüyorum. Demek ki bir tane bölmemizin uzunluğu yani şuradan şuraya kadar olan uzunluğumuz 18 santim. Şimdi gelelim şu küpün bir kenarını bulmaya. Bunu da şuraya çiziyorum. Üçgenimizin 90 derecenin karşısında kenarı 18 santimse şu kenarı nasıl buluruz? Buraya A dediğimizde arkadaşlar burada kural verilmiş. Bu A'nın kök 2 katı 18'i verir. Peki hangi sayıyı kök 2 ile çarparsam 18'i verir? Bunu bulmanın yöntemi de 18'i kök 2'ye bölersiniz. Köklü sayılarda bölme yapmak için ya bu köklü olmalı ya da bu kökün dışına çıkmalı. Veya bunu kök 2 ile genişleterek paydayı kökten de kurtarabilirsiniz. Bu yollardan herhangi birini seçebilirsiniz. 18 kökün içerisine girdiğinde 324 olarak girer. Sonra da aynı kökün içerisinde bölebilirsiniz. Veya kök 2 ile genişlettiğimizde 18 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapar. Buradan da 9 kök 2 çıktı. Şu kenarlardan bir tanesi. Şimdi gelelim bu 9 kök 2 hangi iki tam sayıya daha yakın? 9 kök 2'nin hangi sayılara yakın olduğunu bulabilmek için bunu kökün içerisine almamız gerekir. 9 kökün içerisine girdiğinde karesi alınır, 81 olur. 81 ile de 2'yi çarparsak bu da karekök içerisinde 162 yapacaktır. 162'den küçük kök dışına çıkabilen tam kare 144 var. 162'den büyük 169 var. Öyleyse 12 ile 13 arasında diyebiliriz bizim 162 için. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalı. Evet, bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Yine beğendiğiniz çözümü orijinal olan sorular görürseniz kaynak belirterek bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yaparak, videolarımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.